Efendim deprem bölgesinden ilginç hikayeler geliyor. Erdal Kuruçay şimdi orada. Bakalım bize neler aktaracak. Evet, Nur Dağı'ndaki haber nöbetimiz devam ediyor. Maalesef arkamızda enkazlar, ön tarafımızda çadırkent, vatandaşlarımız bir şekilde hayata tutunmaya devam ediyorlar. 6 Şubat'tan itibaren bu bölgeye çok fazla yardım geldi. Onların içinde oyuncak kolileri de çıktı. Hira da bu manada en şanslı çocuklardan birisi. Hem oyuncakları geldi, masanın üstünde de var ve o oyuncakların içinden bir de mektup çıktı değil mi? Evet. Senin adın neydi? Hira. Hira, ne yapıyorsun buralarda? Oyun oynuyorum. Peki hani bize gösterir misin? Bakayım bir içinde. Aa, burada oyuncakların içinde bu. Ablana verelim bunu o zaman. Senin adın ne? Liva. Liva, bu neyden çıktı o mektup? Oyuncakların içinden çıktı. Peki nereden gelmiş? Van'dan gelmiş. Bize okur musun onu? Tabii. Biraz sesli oku bakalım. Merhaba kardeşim. Ben Mehmet Kaan. 8 yaşındayım. Deprem olduğundan beri sizler için her gün dua ediyorum. Sizin için Kur'an okuyorum. Sizler üzülmeyin. Biz her zaman yanınızdayız. Siz, bir Türk milleti olarak bu kötü günlerde atlatacağız. Hepinize çok geçmiş olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Mehmet Kaan Koçak. Edremit Van. Van'dan gelmiş yani. Şöyle gösterelim biz de. Evet. Bu şimdi o oyuncaklardan mı çıktı? Evet. Peki ilk açtığınızda ne hissettiniz? Mutlu olduk. Hangi oyuncaklardan çıktı? Bu oyuncaklardan çıktı hepsi. Peki burada nasıl vakit geçiriyorsunuz? Oyun oynayarak, aileme yardım ediyorum mesela. Hı. Oyun oynuyorum. Öyle geçiyor. Biraz zor ama bu süreç atlatılacak değil mi bir şekilde? Gelecekten evet. Umutlu musun? Evet. Ne olacağım peki büyüyünce? Gastronomi okumak istiyorum. Yani hem Gaziantep hem de gastronomi ha? Evet. Nasıl, güzel yemek yapabilir misin? Evet. Peki kardeşinle nasıl, anlaşabiliyor musunuz? Biraz bazen kavga edebiliyoruz ama anlaşıyoruz yani. Ne güzel. Bize bir şarkı söyler misin? Niye, utandın mı? Evet. Hira gayet sevimli. Sen söyler misin bize şarkı? Allah. Niye, sen de mi utandın? Bak o da utandı senin yüzünden. Ablanı utandırdın. Evet, böyle bir mektup Van'dan çıkmış ve düşünceli bir çocuğumuz yine oyuncakların içine bu mektubu koymuş ve Hira'nın şansına ve ablasının şansına o oyuncaklar bu çocuklara geldi. Onlar da oyuncakları açarken içlerinden çıktı ve bir nebze de olsun hem oyuncaklarla hem de mektuplarla mutlu oldular diyelim ve Nur Dağı'ndan sözü tekrar İstanbul'a, merkeze bırakalım. Evet, teşekkür ediyoruz. Oradan sözü aldık. Yüzümüzde gülümseten şeyler de olmuyor değil işte böyle.